Merhabalar sevgili balık burçları yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için şöyle takipçilerime, abonelerime ve beğeni yapanlara niyet ederek fincanımı kapatmış bulunmaktayım. Sizlerde lütfen kendi niyetlerinizi oğludu niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve ve sonrasında da bir tarot açılımımız olacak. Açılımlarımızda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hadi bakalım niyetler tutulduysa hemen şöyle açılma bir bakalım. Evet hadi bakalım şöyle bir ben de elimi aldım. Hadi bakalım. Hemen şöyle sizlere gösteriyorum. Atı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu kadar olur. Buradan başlayacağım. Bak at, kuyruk, bacakları, gövdesi, kafası oluşma aşamasında. Bak bunu özellikle göstereyim şu an size. Gövdesi, kuyruğu ve bacakları kafası oluşma aşamasında. Ama onun da sonrasında bak bir nazar etkisi var. Evet arkadaşlar, hemen biliyorsunuz at murattır ve buradan başlamak istiyorum evet niyetlerinizle alakalı ciddi güzel gelişmeler var gördüğüm kadarıyla yani öyle böyle değil ciddi olarak muradını gerçekleştirme yoluna niyetini gerçekleştirmek gibi bir yola girdiğini gösterir tamam buraya kadar mükemmel kafasının oluşmaması aslında bir yerde takıldığını da gösteriyor bak bunu da söyleyeyim burada bugünlerde aslında kafasının arkasında bak oluşmuş olsa saçı bile var biraz uzun vade gibi görünse de arkadaşlar aslında muradınız gerçekleşmeye yüz tutmuş görünüyor hatta ben size şöyle söyleyeyim kısa bir vade içerisinde muradınızın niyetinizin gerçekleşmesi durumu var ama burada doğru bir akıl yürütme yeteneğinizi ön planda tutmanız lazım. Yanlışa yer kalmamış hayatınızda akıllıca ve mantıklıca böyle bir kararlarla muradınıza tez zamanda ulaşacağınızı söylemek istiyorum. Yanlış karar verirseniz de arkadaşlar bir adım geri atarsınız. Bak ne güzel ilerlemişsiniz. Çok güzel bir yol kat etmişsiniz. Ama geri adım atarsınız bak bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir nazar etkisi var demiştim. Şimdi at Murattır dedik ama nazar Murad'ın e, önünde durur bir vaziyette. Yani burada azdan çoktan bir sıkıntı işte belki de kafasının oluşamamasına sebep olan şey budur. E, nasıl diyeyim? Nazar etkisi istediğin şeylerde mesela almak istediklerinde yapmak istediğin şeylerde ne yapar önüne engel koymasına ne sebep olur sadece nazar etkisinden bahsediyorum birinin sendeki yaptığın mesela ya da sende verdiğin mücadelede gözü vardır ya da sana sahip olduğun şeylerde gözü vardır seni kıskanıyordur sana karşı hasetliği vardır mesela Sadece bu yüzden dahi olan e, nazar etkisinde bak kıskaçlıktan dahi olan nazar etkisinde dahi hayatına engel olur. Bak sadece bundan bahsetmek istiyorum gerisini siz düşünün. Burada arkadaşlar şöyle bir durumunuz var. Nazar etkisinden kurtulmanız lazım. Muradınıza böyle bir kavuşmak için gerçekleştirmek için şöyle bir nasıl diyeyim nazar etkisinden kurtulmanız lazım nazar ayetlerinden nazar dualarından faydalanmanız lazım kendinizi mümkün mertebe bugünlerde okuyun okutturun bakın arkadaşlar iki tane lale var biri bu tarafa gidiyor biri bu tarafa yani iki çeşitli bir lale demek istiyorum ben buna açmış da yani bayağı öyle şey küçük lalelerden de değil. Açmış bir şekilde görünüyor. Bak bu ne demek? Bu çok güzel bir şey. Yani geçmişi kapat, yeni bir devir açılıyor. Geçmiş kötü günlerin kapanması, yeni ve daha güzel bir devrin açılması durumu var. Siz burada arkadaşlar geçmişle alakalı belli ki bir şeyler var ki aklınızda, kafanızda ya da hayatınızda o yüzden geçmişi kapat diyor. Geçmişi kapat ki geleceğinle alakalı bir şeyler yapabilesin. Bak, geçmişi kapatabilecek yani bir lale devri diyoruz biz buna. Geçmişi kapatıp yeni ve daha güzel bir devrin açılması da lale devridir arkadaşlar. Bak bunu da söyleyeyim. Şimdi bir de şurada gördüklerim. Bak çok mantıklıca bir şey yapacağını söyleyebilirim. Kendini geliştirmek için ya da bir beceri elde etmek için diyelim ben buna. Ee, diyebiliriz yani. Hani nasıl diyelim? bir eğitime, bir kursa, bir işe girebilirsin mesela. işte örnek veriyorum kahve yapmayı bilmezsin. işte kahve nasıl diyeyim? Yapan bir yere işe girersin mesela. Yemek yapmayı bilmezsin. işte yemek kursuna gidersin. Örgü örmeyi bilmezsin, örgü kursuna gidersin gibi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada kendimi bir şeyler katmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum diye yeni bir şeyler öğrenme durumunuzu gösteriyor. Bu da kafanızın dağılması demek. Bunu da söyleyeyim. Yani nasıl diyeyim bense kafanızın dağılması derken hani hep bir şeye düşünüyorsunuz ya. E, yeni bir şeyler öğrenmek için sosyalleşmek gibi bazı durumlara girdiğinizde kafanızın dağılması ve rahatlamalar gibi bazı durumlar olacağını da söylemek istiyorum şimdi arkadaşlar fincan haneyi gösterir biliyorsunuz ailede cepheleşmeler var yani eşinle aranda olabilir işte ailede nasıl diyeyim belki annenle babanla yaşıyorsun onunla olabilir. Ee, evlisindir ama işte kayınpederinle, kayınvalidenle yaşıyorsundur onlar olabilir. Çocuklarınla olabilir. Bak yorumlayacağın insanları söylüyorum sana. Burada arkadaşlar insanlarla ilişkilerde bir sıkıntı olduğunu ve cepheleşme olduğunu gösteriyor. Özellikle şunu söyleyeyim. Ailesel olarak bir sıkıntı yaşanma durumu var. Eşinizle dediğim gibi çocuğunuzla, kayınvalidenizle, işte nasıl diyeyim, e, kayınpederinizle, kardeşlerle falan filan böyle olabilir aslında. Yani eşinizin kardeşleriyle diye düşünebilirsiniz bunu. Ama böyle bir ikili ilişkilerde sıkıntılı görünüyorsunuz. Niye? Cepheleşmeler var çünkü ve böyle bir herkes ben haklıyım, sen haksızsın havasında. E herkes böyle söylerse tabii ki de cepheleşmeler olur. Evet <laughs> sanki biraz hasta olarak görünüyorsunuz arkadaşlar bak bunu söyleyeyim. Yani böyle iki büklüm bir şekilde hani karnımız çok ağardığında iki büklüm bir şekilde oluruz ya. Tam da bundan bahsediyorum eğilip bükülmüşsünüz. Aslında bunu hastalıktan ziyade sorumluluk için de yorumlayabilirim ama... İçime ilk has, e, hastalık hissiyatı geldi, o yüzden bunu söyledim. Şimdi tabii ki de sağlık konularına kendinize dikkat edin. Pat diye çok hasta oluyoruz. Malum ben bile yani geçen de yine bir hasta olacaktım, sonra ilaç içtim, olmadım. Bir daha olacaktım, olmadım. Yani bir şeyler oldu aslında. E, bedensel hastalıklara, rahatsızlıklara lütfen kendinize dikkat edin. Sağlık önemli. Önce sağlık. Şimdi burada bir de belinizin böyle iki büklüm bir şekilde hani olması durumu çok fazla sorumluluk olabilir. Çok fazla yükler yüklenmiştir. Boynunuzdan büyük işlere girmişsinizdir. Hani anlatabiliyor muyum? Burada belinizin bükülmesine sebep olmuşsunuzdur. Maalesef. E artık da biraz diklenmeniz lazım. Sonuçta dik bir şekilde hani yürüyebilmek için dik durmak gerekir. Evet arkadaşlar bakın bir konuda çok güzel sabır e, durumun var. Ben sabredeceğim ve mükafatını alacağım diye umut ettiğim bir şey görünüyor burada. Yani sabrın sonu selamettir ama sana biraz daha sabır e, etme durumun var. Yani nasıl diyeyim burada belki bir takım beklentilerin var dışarıdan. Hani ne oldu, ne zaman gelecek, ne zaman olacak gibi düşüncelerim varsa biraz daha sabretmen gerektiğini özellikle söylemek zorundayım. Çünkü o beklentilerinin biraz böyle bir seni bekletmesi durumu var. Arkadaşlar yakın bir vade içerisinde bakın yolu da açılmış, açılmaya yüz tutmuş. Yakın bir vade içerisinde. Hayatınızdan çıkan birisi var mı? Kim olduğu yani ilişki yaşayıp yaşamadığınız arkadaş fark etmez. Kim olduğu önemli değil ama böyle bir karakter varsa hayatınızdan giden gelmeye yüz tutmuş bir şekilde hatta kendi yolunu yapmaya başlamış yolunu açmaya başlamış böyle bir geri dönüşü de görünüyor. Evet arkadaşlar Maddi olarak bir takım durumlar var. Bakın özellikle şunu söylemek istiyorum. Hani maddi olarak bazı durumlardan kaynaklı almak istediklerinizde bir erteleme durumunuz olabilir. Mesela örnek veriyorum, kendinizi ayarlamaya çalışıyordunuz şu fincanı almak için. Şimdi bakıyorsunuz ki maddiyatınız buna el vermiyor ve şu an bu fincanı almaktan vazgeçiyorsunuz. Vazgeçmek derken ertelemek diyelim işte bu ay alacak durumum yok demek gibi bir durumdu. Bugünlerde özellikle nasıl diyeyim almak istediklerinizi erteleme ya da yapmak istediklerinizi ertelemek gibi bazı durumlar olabilir. Maddiyata gerçekten dikkat edilmesi gerektiğini gösteren en önemli işaretlerden biridir. Arkadaşlar 3 geliyorsa 5 harcanamaz. Bak bu zarardır yani bu gerçekten sen kendi kendine zarar veriyorsun demektir. Ya da e, nasıl diyeyim haddinden fazla da harcama yapılmaz. Ayağını yorganına göre uzatmak zorundasın. Bazı şeyleri özellikle maddi olarak kontrol etmek zorundasın. Kontrolsüzce hareket edemezsin. Yani bu seneyi hep bir hataya hep bir yanlışa sürükler ve sonrasındası sonrasında sonrası da hep bir çöküş olur. O yüzden maddi dikkat etmen, gereksiz harcamalar yapmaman gerektiği konusunda da uyaran bir durumda. Arkadaşlar bir de ben şunu söyleyeceğim. Bak kalabalıksın. Aslında kalabalıksın. Yani nasıl diyeyim? Halen kalabalık olabilir. Belki çalışıyorsun iş yerin kalabalık olabilir. Konu komşu belki böyle iyisiniz hani samimi ya da yakınsınız hani anlatabiliyor muyum etrafında aslında insanlar var yani bak yok da değil etrafında insanlar var ama senin ee, nasıl desem bu kalabalıklar içinde öyle bir yalnızlık hissin var ki resmen şu an karşımda olsam bana şey diyeceksin hani ee, konuşacak insan yok dertleşecek insan yok. Hani evet arkadaş çok ama dost yok der gibi görünüyorsun. Evet dost hasreti çekme durumunuz var gibi görünüyor. Ama şu anda da ben size ee, nasıl diyeyim hani dost geliyor diyemeyeceğim. Çünkü öyle bir durum yok. Siz şu anki hissiyatınız kalabalıklar içinde tek kaldım, yalnız kaldım, yalnızlık çekiyorum gibi bir hissiyatınız olduğunu da gösteriyor. Evet bak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada biraz kendinizi koruma altına almanız lazım. Benim için önemli olan noktalardan birisidir. Çünkü zarar görmemeniz açısından. Şimdi arkadaşlar bu çok uzak birisi diyemiyorum. Ama çok da aman aman da yakın bir karakter değil. Evden değil yani haneden ya da apartmandan artık siteden değil. Öyle bir yer değil burası. Şöyle bir durum var ki arkadaşlar, e, yalanları var. Yalanları artık bitmiş, ihanete dönmüş. Artık e, yaptığı gidiyor farklı yerlerde farklı işler yapıyor, geliyor sana farklı anlatıyor. Şimdi burada yalan söyleyen, ihanet eden ya da nasıl söyleyeyim hani böyle bir iki yüzlü karakterli, yani iki karakterli olan ee, yani böyle insana karşı kendini koruma altına alman gerektiğini gösteriyor zırh geliştirmen gerekiyor olası bir durumda sana zarar vermesini engellemen gerekiyor sen artık kendini gerçekten ciddi olarak koruman gerekiyor bir de onun altında öyle bir şey var ki arkadaşlar birine güven duymak istiyorsunuz Hani ben ona inanmak istiyorum, bak ben ona güvenmek istiyorum dediğiniz birisi var. Hani belki ısrarla sizi bütün etrafınızdaki insanlar, bak o yalancı bir insan, ona inanma, ona güvenme deseler de, siz belki de kimseyi dinlemeden, hani böyle bir nasıl diyeyim, e, ben ona güvenmek istiyorum deyip güvenmeyi seçebilirsiniz. Ya da ben ona inanmak istiyorum deyip ona inanmayı seçebilirsiniz. Bu sefer de arkadaşlar kendinizi koruma altına almadığınızda zarar görenin siz olacağını gösteriyor. Bir koruma kalkanınız olsun. Bak bunu e, yaşamın içinde yani yaşarken de yapın. Yani e, günleri geçirirken de yapın. Ama aynı zamanda da arkadaşlar zarar görmemek adına manevi olarak dualarla ibadetlerle de kendinize bir koruma kalkanı yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar şöyle ben hemen tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Evet, 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 evet. Şöyle hemen sizlere bir göstermek istiyorum. Bakın yüzünüz yani ağzınız güler bir şekilde çıkmış. Tabağınızı sizlere şöyle bir gösterelim bakalım. Bir şeyler var mı? Evet arkadaşlar hemen şöyle bir başlayalım. Yani çok mutlu bir haber alacaksınız diyebilirim. sevin çığlıkları atacağınız hani böyle ciddi anlamda sevineceğiniz e, sevinçten hani nasıl desem kahkahalar atacağınız bir haberden bahsediyorum. Ve bu haberin gelmesi sanki an ve an meselesi diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bazı a, e, bazı ani olayların yaşanması aslında olaylar kötü olaylar değiller bak bunu da söyleyim e, hani kötü olaylar yaşanmayacak sana zarar veren olaylar yaşanmayacak ama sen bu ani olaylara fevri tepki veriyorsun muhtemelen hani hiç beklenmedik bir şekilde hiç beklenmeyen bir zamanda e, bu olaylar yaşanıyor diye ee, sen de hani hiç haberin olmadığı için böyle bir tepki verme durumun var. Hani bana da söyleseydiniz keşke, benim de haberim olsaydı gibi. Bazı durumlarınız olabilir. İşte haberiniz olmadığı için de fevri tepki verme durumunuz var. Ama hani olaylar kötü olaylar değiller, o yüzden ben de çok takılmıyorum. Bak bir sıkıntı evet arkadaşlar bir sıkıntı artık çözüme ulaşmaya başlamış. Bunu fark edin. Bu çözüme ulaşma durumu tamamen bir nasiptir. Yani her sıkıntı hemen çözüme ulaşmaz. Yani biraz uğraştırır, bıktırır, uğraştırır, gerçekten hani gına getirttirir. Ondan sonra çözüm yolu olur. Ama sizin arkadaşlar bakın burada bizzat bir çözüm yolu belirmiş. Hani beni fark et. Bak ben e, hani çözüm yolu olarak beni fark et ki bu problemi çözebilesin diyen bir şekilde gelmiş. Evet arkadaşlar bakın. Korkuların var ve korkularından kaynaklı adım atma, atamama durumunu gösteriyor. Önünde kapatmışsın. Muhtemelen kendi nasibinin önüne engeli kendin koyuyorsun ya da kendi yolunu kendin kapatıyorsun da diyebilirim. Şimdi korkuların var korkmakta da biraz haklı görüyorum seni ama e, nasıl diyeyim o korkuların yersiz olduğunu anlayabilirsin bugünlerde. Korkularınla alakalı e, arkadaşlar ya üzerine gidin yüzleşin artık o korkuları çıkartın hayatınızdan ya da korkularınız yüzünden hiçbir zaman adım atamayacağınızı bilerek oturun. Yani bir daha da kalkamayacağınızı lütfen bilin. Şimdi burada şöyle bir durumunuz var. Dediğim gibi bir adım atma meselesi görünüyor. Ama korkularınızı çok fazla düşünmekten kaynaklı adım atamadığını gösteriyor. Korku endişeye sebep olmuştur. Endişe kaygıya sebep olmuştur. Bunların üçü vesveseyi ortaya çıkarmıştır. Yani adım atamamana sebep olan mesela işte ben şimdi bu adımı atarım ama yarın bir gün sonuçları kötü olur mu? Gibi düşünebilirsin. Ya da yarın bir gün bana bir zararı olur mu? Gibi düşünebilirsin. Bu tür kaygılar ya da korkular yaşayabilirsin. Ama hayır arkadaşlar yani eğer adım atmazsanız Sonucunu göremezsiniz. Sonucu da bence temiz görünüyor. Ama siz kendi içinizde vesveselerle büyütmüş olabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim Şimdi şurada küçük bir ayımız var. Küçük de olsa bunu söylemek istiyorum. Benim için önemli. Baba ile alakalı, baba evi ile alakalı bir takım durumlar var demektir. Ne gibi? Mesela şöyle söyleyeyim. Babanın sağlığıyla alakalı bazı durumlar olabilir. Bunlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ee, babadan gelen bir miras vardır. Bunlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da e, ne diyelim baba sizinle alakalı bir şey konuşmak istiyordur. Sizi yanına çağırabilir ya da kendi gelebilir. Ya da arkadaşlar e, nasıl diyeyim Babayla, babanın eviyle alakalı belki tamirat tadilat gibi bazı durumlarda olabilir. Ama e, yani çok kısa bir zaman alacak merak etmeyin O yüzden hani ilgilenmeye dikkat etmeniz lazım. Evet arkadaşlar bakın e, bir anahtar diyebileceğim. Bu eski tip anahtarlardan desem daha uygun olur. Hani böyle uzun eski tip anahtarlar var ya Tam da öyle bir durumda görünüyor. Yani bir anahtar durumunuz vardır ama acaba eskiden gelme bir anahtar durumu mu? Yoksa siz eski bir yapının ya da eski bir arabada olabilir. Böyle onların peşine düşmüş de olabilirsiniz. Şimdi bir anahtar durumunuz var, alımda olabilir, satımda olabilir, ev, araba, dükkan olarak da yorumlamanızı istiyorum. Kendinize göre yorumlarsanız da sevinirim. Evet arkadaşlar. Bak şurada ani olarak verilen bir karar var açıkçası. Çok ani bak beklenme kendin dahi o ani karar vereceğini bilmeden ani bir karar veriyorsun. Ama artık böyle o ani karar bildirme aşamasına gelince mi böyle bir hani e, o kararını birilerine söylemeye gittiğinde de olabilir o karardan vazgeçeceksin. Sana iyi gelmeyen bir kararı verme durumundan kaynaklı o kararı vermekten vazgeçeceksin. Farklı bir karar verdiğini söyleyebilirsin. Tam da böyle bir durum. Ani kar olarak verdiğin bir karardan vazgeçme durumunu da gösteriyor. Evet arkadaşlar şöyle ben hemen kartlarımı elime almak istiyorum. Bir bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek. Hadi bakalım. Sizler de bu aşamada kendi niyetlerinizi oğlunun niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyacağı şekilde dillendirmeyi ihmal etmeyin evet hadi bakalım ben de kartlarımı şöyle bir seçmek istiyorum evet çift kartım geldi. Evet arkadaşlar kartlarımızı sizler için şöyle bir hazırladık bakalım. Hazırsanız ve niyetler tutulduysa hemen şöyle bir ilk kartımızla başlayalım. Sağdan başlamak istiyorum. İlk kartımız zindan kartından geldi. Evet arkadaşlar zindan kartı çok şey anlatır desem yeridir. Aklınızın ve kalbinizin anlaşamadığı bir konu var. Bu yüzden de aklında kalbinde kendini zindanda hissediyor. Sıkışıp kaldığın kalple alakalı bir problem olabilir sıkışıp kaldığın, karar vermekte çok zorlandığın, ne aklına ne de mantığına uyduramadığın bir problem de olabilir. Burada arkadaşlar kendi aklınızla, kendi kalbinizi zihninizden çıkarmanız lazım. Siz belki kendinizde bunu fark etmiyorsunuz ama e, sizler arkadaşlar sıkışıp kaldığınızı bugünlerde fark edebilirsiniz. Ya ben ne ara böyle oldum diyebilirsiniz. Şimdi burada özellikle şunu da söylemek istiyorum. Sizin kendinize koyduğunuz kurallar, kendinize koyduğunuz sınırlar bunlar da çok önemli. Şimdi öyle sınırlar koymuşsunuz ki kendiniz de aşamıyorsunuz bu e, sınırları. E bu sefer ne oldu? komple aklınızı da kalbinizi de zindana kapatmış gibi bir şey oldu. E bu yüzden de sıkışıp kalırsın. O yüzden arkadaşlar biraz kendinizi rahat bırakmanız gerekiyor. Diğer kartım labirent kartından geldi. Bir karmaşa olduğu çok bariz belli. İlk kartımdan itibaren bu gösterdi kendini. Ama karmaşanın içinde kaybolduğunuzu gösteriyor bir çıkış yolu aradıkça hep bir duvara çarpıyorsun ya da önüne engellerin çıktığını gösteriyor şimdi çıkar yol arayıp da bulamadığın ya da bugünlerde hangi konuda karıştıysan işte bir şey yapacaktın ama karıştın yapamadın mesela bak örnek veriyorum bir şey yapacaktın yapamadın örnek veriyorum yani buralarda eğer bir takım çıkmaz yollar arıyorsan çıkar yollar arıyorsan pardon çıkmaz yollardayım diyorsan arkadaşlar bugünlerde bir çıkar yol çıkacak size bilginiz olsun. Evet devam edelim bakalım kavuşma kartı geldi bu bizzat ilişki ile alakalı bir kartımdır. Arkadaşlar gel gitli olan bir ilişkiniz olabilir. Yani ayrılıyorsunuzdur, barışıyorsunuzdur. Burada tekrardan bir kavuşma durumu var. Ya da eşinizle şartlar gereği ayrılmışsınızdır, boşanmışsınızdır ama tekrardan bir araya gelmenin yollarını arıyorsunuzdur. Örnek veriyorum. Sizin de tekrardan bir kavuşma durumunuzun olacağını gösterir. Ee, nasıl diyelim bir ilişkide mesela bir ilişkiye başlamadan önce iki tarafta birbirini platonik olarak sevdiğini düşünüyordur. Ama artık birbirine açılıp da iki seven kişinin birbirine kavuşması durumunu da gösteren kartımdır burada. Şimdi arkadaşlar eğer ilişkinize sıkıntılar varsa evliliğinize de olabilir ya da işte sevgililik dönemlerinize de olabilir sıkıntılar varsa Bugünlerde ben size şöyle bir şey söyleyeyim ee, sıkıntılar aslında biraz da hayatınızın monotonlaşmasından kaynaklı. Bu yüzden her gün her gün aynı şeyi yapmaktan belki de çok fazla monotonlaşma durumunuz var. Ve bu monotonluktan kurtulup da artık ilişkinizi canlandırmanız gerektiğini gösteriyor. Bir ilişki eski bir ilişki tekrardan canlanabilir eski bir aşk hikayesi, yarım kalan bazı olaylar varsa onlar da tekrar gündeme gelebilir. Şimdi burada bir de şöyle bir durumumuz var, onu da söylemek istiyorum. Eski günleri çokça özlediğinizi, eski günlerdeki mutlu zamanları çok özlediğinizi, o eski günlerin güzel anlarında, mutlu olduğunuz anlarına kavuşmak istemenizi de gösteriyor ve bugünlerde bu eski günlere çok kafayı takmış görünüyorsunuz diğer kartım çocuk kartından geldi arkadaşlar çocuk sahibi olma durumunuz olabilir bak evlatlık alabilirsiniz mesela niyetiniz varsa ya da işte kendiniz bir bebek sahibi olabilirsiniz ya da birinden müjdeli bir haber alabilirsiniz bir hamilelik haberi duyabilirsiniz ya da çocuğunuz varsa mesela bugünlerde Sizleri çok güzel bir şekilde gururlandıracak bir haberle sizlere gelebilir. Aferin hak edecek bir haberle sizlere gelebilir. Bakın aynı zamanda bana derseniz ki ya benim çolukla çocukla işim yok. Ben hani unumu eledim astım e derseniz bana. Şimdi arkadaşlar çocuk kartı sizlere geldiğinde şöyle bir durum görünüyor. Ee, yeniden hayata başlama ya da hayatın içinde mesela niyet ettiğiniz konularda yapamıyorsanız bir şeyleri o konuda tekrardan size bir şans verilmesi, elinize bir imkan geçmesi gibi bir durum var. Hayatınıza yeniden başlamak, sıfırdan başlamak, hayatın yenilenmesi gibi bir durum yaşayacağınızda gösteriyor. Devam edelim bir bakalım. Bak bu da değişim kartımdır. Çocuk kartı da değişim kartımdır. Yani bir değişimin eşiğinde olduğunuzu gösterir. İki kartımda bunu gösteren aynı zamanda birbirini destekleyen kartlarım. Şimdi arkadaşlar mezar kartında son noktayı koyduğunuz, koymanız gereken bir olay var. O son noktayı koyduktan sonra şöyle bir hayatınızda bir alan açılması gerekiyor. Bak bu önemli. Hayatınızı lütfen baz alın. Herkesin hayatı birbirinden farklıdır. İşiniz vardır, kimi çalışıyordur, kimi çalışmıyordur. Kimi farklı işler yapıyordur. Kendi işi vardır. Hani anlatabiliyor muyum? Burada hayatında bir konuda, sadece bir konuda bunu da unutmayın. Son noktayı koymanız gerekiyor. O son noktayı koyduktan sonra tekrar bir başlangıç yapılacak. Ve bu başlangıç arkadaşlar sizin için bir nevi miladi gibi bir şey. Niye? Çünkü baya bir hayatınızı değiştirecek güzellikte olan yeni bir başlangıç yapacağınızı gösteren kartımdır. Şimdi burada bir de şunu söylemek istiyorum. Hayatınıza temizlik yapmanız gerekiyor. Size iyi gelmeyen eşyalar, size iyi gelmeyen insanlar bunları hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Olumsuz etkilerde kalmamak için yani nasıl diyeyim sürekli negatif enerjide kalmamak için size iyi gelmeyen insanları çıkartın ya da size iyi gelmeyen eşyaları kalem gibi kitap gibi çanta gibi mesela hani olumsuz enerji yükleyen eşyaları ortadan kaldırmanız gerekir. Diğer kartım romantizmden geldi. Süper olan bir kartım. Bir enerji yükselmesidir. Aynı zamanda duygusal olarak da bazı paylaşımlar yaşanacağını gösterir. Şimdi arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Mesela e, buradaki bir bayan buradaki de bir erkek. Bu bunu seviyor bu da bunu seviyor. Birbirlerinden haberleri yok. Ama bugün birbirlerine açılırlarsa bir kavuşma olur. Bak kavuşma kartı da geldi. Bugün erkek gidip de işte bayana derse ki işte ben senden hoşlanıyorum. Bayan da diyecek ki ben de senden hoşlanıyorum. Niye? Çünkü bu kartım diyor ki karşılıklı duygular var. Tek duygular değil karşılıklı duygular var diyen kartımdır. Ve ilişkiydi, aşktı, saygı, sevgi gibi konularda hep duygularla işte incelikti, anaçlıktı, hep duygularla geçireceğiniz bir gün geçireceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda da bir enerji yükselmesidir. Onu da söylemek istiyorum. ha Ona geçmeden önce şunu da söyleyelim. Duygusal paylaşımlar, duygusal anlar yaşayacağınız bir gün sizleri bekliyor arkadaşlar. Sizin bugünlerde ee, yani hani aklınızı kalbinizi dedim ya zindandan çıkartın diye. Evet gerçekten çıkartın. Çünkü duygusal paylaşımlara geçmeniz gereken bir zamanda olduğunuzu da gösteriyor. Devam edelim bir bakalım. Kutlama kartımız da geldi. Evet arkadaşlar kutlama kartında çok güzel, müjdeli bir haber geliyor demektir. Hani bir sınav sonucu, beklenilen bir haber yani böyle gözlerinizin yollarda kaldığı bir haber gelme durumu var. Sevinç ve mutluluk yaşanacağını gösteriyor. İçin içine sığmayacak sevdiğin insanlarla bu mutluluğu paylaşacaksın ve kutlama ihtiyacı duyacağınızı gösteriyor. Ehaliyle keyifli bir günde geçireceğinizi gösteriyor. Ama gelen haber gerçekten kutlamaya değer olacak bir haber. Çünkü büyük ve müjdeli olan bir haberden de bahseder kartım. Diğer kartım ev kartından geldi. Arkadaşlar özellikle evle alakalı durumları olanlar. Ev almak, ev satmak gibi durumları olan arkadaşlar varsa bugünlerde bir takım bu konularla alakalı bir takım konular konuşulacak ve artık bir takım ilerlemeler sağlanacağını gösteriyor. Aynı zamanda şu an oturduğunuz hane ile alakalı evle alakalı bir takım konular gündeme gelecek onlarla da ilgilenmeniz gerekebilir. Burada arkadaşlar aile olmak düzen kurmak gibi konular işte sevdiğiniz bir insan vardır onunla aynı çatı altında olmak istersen gibi gibi konular eee nasıl diyeyim böyle bir hani gündeme gelecek bugünlerde. Belki hiç evlenmeyi düşünmüyorsunuz ama ev kartı der ki artık evlenmeye bir sıcak bakacaksın. Hani böyle bir yani evlensem mi gibi bir düşünceye gireceğini gösteren bir kartımdır. Aynı zamanda işte aile olmak isteyeceksin. Kendin isteyeceksin. Mesela işte ben de evleneyim, ben de yuva kırayım ben de çoluk çocuğa karışım gibi düşüncelerin olacağını da gösterir. Diğer bir kartım haç kartından geldi. Bakın arkadaşlar. Fiziksel ve psikolojik olarak acı çekme durumundan bahseden kartım. Fiziksel olarak bir takım şiddetlere maruz kalıyorsanız ve acı çekiyorsanız kesinlikle sessiz kalmamanız gerekiyor. Burada gerekli desteği almanız gerektiğini özellikle söylemek istiyorum. Psikolojik acı çekmek dediğimiz durum fizikselden bazen daha da beter olabiliyor. Burada psikolojik olarak da bir takım belki tedavi yöntemlerine başvurabilirsiniz. Destek almanıza kesinlikle fayda var. Arkadaşlar sizlere hmm, nasıl diyeyim acı çektiren ve bunu bilinçli yapan insanlar var. Bunların farkında mısınız? Yani sizin acı çekmenizden keyif alan insanlardan bahsediyorum. Sizin canınızın yanmasından keyif alan insanlardan bahsediyorum. Lütfen burada birilerinin ekmeğine yağ sürmeyin. Kendinizi biraz daha güçlendirmenin yollarını arayın ve insanların size acı çektirmesine de izin vermeyin. Ve son kartımızı da alalım. Evet, işte iki kartın birbirini tamamlıyor. Ee, yani nasıl diyeyim ben size e, acı çekmekten kaynaklı acı çeken insanlara karşı bir kalp kırıklığı var. Mutsuz olma gibi durumunuz var. Kalpten dökülen bir gözyaşını gösteriyor. Mutsuzluk yani burada bu insanlar sizin hayatınızda oldukça mutsuz olacağınızı gösteren kartımdır. Şimdi mezar kartında demişti ki hayatınızda sana kötü gelen insanları temizle. Eşyaları insanları temizle demişti değil mi? Tam da yapmanız gereken bir zamandasınız arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir temizlik yapıp da rahatlamanız gerektiğini söylemek istiyorum. <laughs> Kartlar birbiriyle çok uyumlu geldi. Özellikle bak şu üçü. Yani kutlamalar, romantiklikler, zindan, ev yani bunlar hep yani gerçekten güzel ve aynı zamanda birbirini tamamlayıcı geldi. Farkında mısınız? eksiksiz bir açılım yaptığımı söylemek istiyorum. Gayet de güzeldi. Ve arkadaşlar sizler de lütfen size ait olan pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. <laughs> evet arkadaşlar emeklerimin karşılığını almak istiyorum aslında. Yani bu yüzden bunu söyleme gereği duyuyorum. Emeklerimin karşılığını alabilmek adına sizlerden de şöyle bir geri dönüş bekliyorum. Diyorum ya bir nokta dahi, tamam müsait değilsinizdir. Yorum yazamıyorsunuzdur. Ama bir nokta dahi koyup da şöyle bir yorumda destekte bulunursanız sevinirim. Evet arkadaşlar tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.